Ben Mate Logorisi İlköğretim Okulu'ndan 5. sınıf öğretmeni Fethiye Çeşmecik Karataş. Dersimiz matematik. Konu paydaları eşit kesirlerde çıkarma işlemi. Paydaları eşit kesirlerde çıkarma işlemini yapalım. 6'da 5 kesirinden 6'da 2 kesirini çıkartalım. Şekillerden de yararlanarak çıkarma işlemini uygulayalım. 6'da 5 kesirini bir dikdörtgen şekli verilmiş ve 6 eş parçaya ayrılmış. Bu 6 eş parçadan 5 tanesini alınmış. Bu 6'da 5 olduğunu gösterir. 6'da 2. Aynı dikdörtgen şeklimiz verilmiş ve 6 eşit parçaya ayrılmış. Bu parçalardan ikisi alınmış ve 6'da 2 oluyor. Şimdi kesirlerin çıkarma işlemini uygulamaya çalışalım. Paydaları eşit olduğundan dolayı aynı yazılır. Sadece paylar çıkarılır. 5 eksi 2. 6 paydası 6. 5 eksi 2 3'tür. Yani 6'da 3 elde ederiz. Bunu da şekilde gösterelim. Dikdörtgen şekli eşit 6 eşit parçaya ayrılmış ve 3 tanesi alınmış ve 6'da 3'ü gösteriyor. Bunu kesirlerle çıkarma işlemini de aynı işlemi şu şekilde de gösterebiliriz. 6'da 5 eksi 6'da 2. Paydaları eşit olduğundan dolayı aynı yazılıyor. Sadece payları çıkarılıyor. 5 eksi 2. 5 eksi 2 3'tür. Yani 6'da 3 kesirini elde etmiş oluruz. Biraz önce çözmüş olduğumuz kesirler basit kesirlerdi. Şimdi ise birleşik kesirlerde çıkarma işlemini uygulayalım. Birleşik kesirlerde çıkarma işlemini uygularken birleşik olan kesirleri basit kesirlere çevirmemiz gerekmektedir. Basit kesirlere çevirme esnasında bazı yöntemler uygulanır. Gelin hep beraber birleşik olan kesirleri basit kesire çevirelim. 3 tam 8'de 5 eksi 2 tam 8'de 3 kesiri vardır. Bu iki kesiri birbirinden çıkaralım. İlk olarak birleşik olan kesirleri basitleştirelim. 3 tam 8'de 5 olan kesiri ne yaparız? 8 kere 3 artı 5. 8 kere 3 artı 5. Paydası olduğu gibi yazılıyor. Eksi. 2 tam 8'de 3 kesirini basit kesire çevirelim. 8 kere 2 artı 3. 8 kere 2 artı 3. Eşit. Paydaları eşit olduğundan dolayı aynı yazılır. 8 kere 3, 24 artı 5. Eksi. 8 kere 2, 16 artı 3. Şimdi bu iki kesirin paylarında olan sayıları toplanır. Paydaları aynı olduğundan dolayı aynı yazılır. 24 artı 5, 29. 8'de 29. Eksi. 16 artı 3, 19'dur. Yani 8'de 19 sayısını elde ederiz. İşte 3 tam 8'de 5, 2 tam 8'de 3 olan kesiri basitleştirdi, basit kesire çevirdik. Ne oldu? 8'de 29 ve 8'de 19 kesirini elde ettik. Şimdi kolayca bu iki kesiri birbirinden çıkarırız. Paydaları eşit olduğundan dolayı 8 aynı yazılır. Sadece paylar çıkarılır. 29 eksi 19 eşit 8'de 10 sayısını elde ederiz. Çünkü 29 eksi 19 10'dur. 8'de 10 sayısını elde ederiz. Evet çocuklar, birinci çözümü çözdük. Şimdi sıra geldi ikinci çözüme. Aynı kesir sayılarını şimdi tekrardan farklı bir şekilde çıkarmaya çalışalım. 3 tam 8'de 5 eksi 2 tam 8'de 3 kesiri eşit. 3 artı 8'de 5 eksi. Ayraç içinde 2 artı 8'de 3 eşit. 3 tam kesiri ile 2 tam kesiri birbirinden çıkarırız. Artı ayraç içinde 8'de 5 ve 8'de 3'ü alırız. Eşit. 3 eksi 2 1 yapar. Artı 5 eksi 3
buraya yazılır. Paydalara 8 olduğundan dolayı aynı yazılır. Eşit. 1 artı 5 eksi 1 artı 5 eksi 3, 2, yani 8'de 2 elde ederiz. Eşit. Ne yapılır? 1 artı 4'te 1 eşit 1 tam 4'te 1 sayısını elde ederiz. Ev ödevi olarak çocuklar, matematik ders kitabından sayfa 161'de 7 ve 8. ödevleri çözünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.